Türkiye'nin toplam dış borcu Türk lirası olarak 910 milyar lira. 910 milyar lira. 16 Ocak 2015 itibariyle. Dolar dün 2,5 lira oldu. Toplam dış borcumuz 990 milyar liraya çıktı. Aradaki fark 80 milyar lira. Yani 80 katrilyon lira. Özel sektöre bakalım. Özel sektörün 16 Ocak itibariyle 632 milyar lira dış borcu var. Dolar 2,5 liraya çıktı. Dış borç 632 milyar liradan 687 milyar liraya çıktı. Toplam 55 milyar lira ek yükün altına girdi bizim sanayicimiz. Faturayı kim ödeyecek? Sanayici üretecek, ne yapacak? Maliyet yükseldi, fiyata yansıtacak. Ne olacak? Önümüzdeki günlerde zammı göreceksiniz. Peki bundan kim kazandı? Ben söyleyeyim. Ayakkabı kutusunda dolar saklayanlar köşeyi döndüler. İsviçre bankalarında hesabı olanlar köşeyi döndü. Hepsi dolar. Bir de bunlar ne diyor? Efendim biz faiz lobisiyle mücadele ediyoruz. Maşallah maşallah. Faiz lobisiyle mücadele ediyorlar. Rakamları çıkardık. Hani derler ya, ufakat da civcivler yesin. Aynen öyle. Faiz lobisiyle mücadele. Efendim 1980-2002. 22 yılda. 22 yılda Türkiye'nin ödediği faiz 135 milyar lira. Hani şu faizlerin gecelik %1500'e çıktığı dönemler dahil. 12 yılda, 22 yılda 135. 12 yılda ne kadar? 135 milyar lira değil. 200 de değil. 300 de değil. 400 de değil. Tam 598 milyar lira faiz ödendi. Bu parayı kim ödedi? Bu parayı emekliler ödedi. Bu parayı işsizler ödedi. Bu parayı çiftçiler ödedi. Bu parayı memurlar ödedi. Bu parayı sanayiciler ödedi. Bu parayı üretenler ödedi. Bütün fatura buraya çıktı. Emekli diyor ki aldığım aylık az. E az tabii. Nasıl versin? Faiz lobisine veriyor. Sana niye versin? Asgari ücret çok düşük. E düşük olur tabii. Faiz lobisine çalışıyorlar. Sana çalışmıyorlar ki. Bu gerçekleri artık senin de öğrenmen lazım değerli kardeşlerim. Emekli kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Şanlıurfa'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Önümüzdeki süreç hepimizin yeniden düşüneceği bir süreçtir. Huzurlu bir Türkiye istiyorsak, herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyorsak, beraber huzur içinde yaşamak istiyorsak artık yeniden düşünmek zorundayız. Birinci sınıf demokrasi içinde yaşamak istiyorsak yeniden düşünmek zorundayız. Emekli kardeşim, aylığın mı düşük? Taşeronda çalışan kadrolu mu olmak istiyorsun? Çiftçi kardeşim, ürettiğin ürünün karşılığını mı almak istiyorsun? Adresim belli. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP.